başlayacağım ana bölümle, son bölümle bitireceğim. Eğer dumbbellınız varsa eğer dumbbelllarınızı kullanabilirsiniz ama eğer dumbbellınız yoksa 2 litre düşüş şeridi ya da 1'er litre düşüş şeridi derse bizim işimizi görecektir. Hazırsanız hep birlikte ısınmaya başlayalım. Bacaklarım omuz genişliğinde açık. Başımı yavaşça nefes alarak nefes vererek kontrollü bir şekilde sağa ve sola yatırıyorum. Daha ısınmaya tam olarak başlamadığım için ilk başta yapacağım hareketler böyle daha kontrollü olsun lütfen. Şimdi nefes alma nefes verirken başı kontrollü bir şekilde sağa ve sola çevir. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Ortada nefes al ve başının önünde nefes ver. Şimdi ortada kaldım. Omuzları geriye doğru dayanarak başlıyorum. Son 4, son 3, son 2, son 1. Gel öne doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buna kolları dekli. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, son bir tane daha. Şimdi geride doğru gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kal şimdi ortada. Kolları açana doğru. Nefes al. Nefes ver. Uza bir tarafa doğru. Ve gel. Nefes al. Nefes ver. Uza. Nefes al. Nefes ver. Uza. Gel. Devam et hareketine. Son 4. Son 3. Son 2. Son bir tane daha yap. Ve yavaşça geldi. Şimdi bana doğru yan döndü. Sağ parmak ucuyla sol hangisi olduğu fark etmez. İlk önce beni öne doğru al. Ama bunu değişim yaparak yapacağım ben bugün. Şimdi bir sol bacağım önünde, bir sol bacağım. Parmak ucuma doğru esniyorum. Ama senden bunu yaparken istediğim hangi bacak öndeyse dümdüz, yanındaki dizi iyice bütün, gövde öne, yere para ver bir şekilde gidiyor. Devam et. Son 4. Son 3, son 2, son 1, son yavaşça kal yukarıda. Şimdi gövden buna doğru çek dizleri bir sağ bir sol dizinin karnına doğru çekiyorsun ama bunu çekip bu şekilde bırakma. Çekince esnet ve sonra yavaşça bırak. Devam et. Son 6, son 5. Bunu yaparken gövden geriye doğru gitmesin. 3, devam et. 2, ve son bir tane yavaşça bırak. Şimdi ya bakalım kollar yukarıda nefes al. Nefes verirken gövdeyi tek tek aşağı doğru yerle getir. Fışına pozisyonuna gel. Kal burada bakalım. Şimdi sen ne istediğin geriye doğru kalçayı gönder bir. Öne doğru gel. Ve tekrar kalçayı geriye doğru gönder bir. 2 3 4 5. Şimdi bunu birazdan bacaklığı da katalım. Gel. 1. Tekrar gönder kalçayı. 2. 3. 4. Ve son. Şimdi gel. Bacağın hangi bacakta başladığı fark etmez. Bir tane bacağını elinin dış kısmına doğru kocaman bir hamle yaptın. Dirseğin yaklaştı topuna doğru ve açıl. 1. 2 3 4 son bir tane 5. Birazcık kal burada. İyice yere derinleş. Ve şimdi değişim bakalım bacağına. Gel. Tekrar yaklaş. Yukarı hamle 1 2 3 4 son bir tane 5. Kal birazcık. İyice açılsın. Güzel. Kolini bacağı geriye doğru aldın. Ellerini yürüyerek nefes al. Nefes verirken çık yukarıya doğru. Şimdi birazcık hareketlendik. Mini mini koşuyorsun. Devam et. Şimdi bacakları bir sağ bir sola savur. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devam et koşmaya. Kollar gövdenin yanında. Şimdi sen ne hissedin? Her yukarıya doğru. Sen kip varmışız. Yeni kip atlıyorum. Son 8, 7, 6, 5, 4,
ise üst bölgeyle ilgili hareketler yapacağız. Şimdi senden istediğim, dimdik durdun, ağırlığın gövdenin yanında, yavaş ağırlığın geriye doğru götürdün. Şimdi öne doğru savur, geriye doğru getirdin, hop öne doğru savurdun. Sanki kalçadan vuruş yaparmışçasına ağırlıkları öne doğru savuruyorum. Bu ilk hareketi 10 saniye yapacağız. Sen dinle mükemmel ikinci hareketi göstereceğim. Haydi. Geriye doğru götür. Öne doğru kalç. Gövden yere paralel. Kalçayı geriye doğru yönel. Sanki kalçadan vuruş yaparmışçasına öne doğru itiyor. Son 5. Son 4. Son 3. Son 2. Son 1. Son yavaş bırak. Birazcık fazla tekrar ettik. 10 tekrar yapacağız. Normalde ben sadece hareketi iyice kavrayabilirim diye. Şimdi ağırlıklar gövdenin ortasında squat yapacağım. Ya da ağırlıkları bir alabilirsin. Hiç fark etmez. Senin için hangisi kolay olacaksa. 3, 2, squat yapıyoruz hep birlikte. Yandan göstereceğim. Parmak uçları hafif çapraza doğru dönüp minik. Aşağıya doğru indim ve yukarıya doğru çıktım. 10 tekrar yapıyoruz. 3, 2, 1 ve gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yavaşça al. Üçüncü hareketim sumo squat. Şu şekilde çaprazdan keseceğim. Bacaklarımın arasını açtım. Parmak uçlarımı çaprazda doğru birleştirici açıyla ağırlıkta önde ya da sadece tek bir ağırlıkta kullanabilirsin. Hiç fark etmez. Hangi senin için daha kolay olacaksa. Sanki kalçayı geriye doğru verdim. Gövden çok öne doğru gitmiyor, çok geriye doğru gitmiyor. Olabildiğince dik bir gövdeyi aşağıya doğru ineceğim. 10 tekrar yapıyoruz. Hızlı. 3, 2, 1 ve gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça bıraksın. Şimdi dambını koydun kenara. Bacakların omuz genişliğinden böyle birazcık daha açık. Şimdi senden istedim. Ağırlığı bu tarafa doğru vereceksin. Ama bunu yaparken olabildiğince derine otur. Ve yanındaki olan bacağını yükme. Ne tarafa doğru verdiysen ağırlığı, o dizi bütün. İyice derinleşsin yanındaki bacak düz. Ve sonra ağırlığı diğer tarafa doğru vereceğim. 5 sağ 5 sol. Hazır. 3, 2, 1 gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gördük 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bırak bacakları topladın. Şimdi hemen sırt üstü geldi. Ağırlıktan almıyorsun hala. Devam ediyoruz ağırlıksız. Şimdi sırt üstü yaptım. Bilinç yapacağım. Daha önce yaptık bunu. Topukları kaldırdın. Yani topukların yerde parmak uçlarını kaldırdın ama kolların gövdenin yanında biraz daha yanına değil. Biraz daha yanlarda açık. Şimdi bir kaldır kalçayı. Yeri tam koltuğun olarak koyma. Yere yaklaştır. Ve tekrar yukarıya doğru kaldır. Hazır. 3, 2, 1, gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bırak. Bir daha bakalım. Şimdi toplamda 5 tane bacak hareketi yaptık. Şimdi bu hareketlerin hepsini tekrar en baştan yapacağız. Hepsini onlar tekrar yapacağız. İlk turda birazcık hareketleri anlamış ve öğrenmiş olduk. Şimdi ikinci turda hareketler çok daha iyi oturacak. Derinlerini solukla. Tekrar dalgalarını eline al. Swing'le başlayalım. Kollar gövdenin yanındaydı. Ağırlıkları geriye doğru gönderdim ve sanki öne doğru mükemmel. Ağırlıkları tutma lütfen. Geriye doğru götür, öne doğru getirir, kendine savur. Hazır. 3, 2, 1, gel. 1, 2, 3, 4, 5, gövdeye paralel olsun. 6, kamburu iyisin.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve yavaş aşağıya doğru al. Bacakları salla birazcık. Eğer yeni başladıysan 10 tekrar merkezden çok gider. Belki ağırlıkla yapmayabilirsin hareketleri. Ağırlıksız olarak devam ettirebilirsin. Az önce çapraz göstermişim. Bu sefer size dönüp göstereyim hareketi. Sumo squat'tayız. Hazır. 3, 2, 1 gel. 1. Dizlerin çevik gitmesin. Dikkat et. 2. Gövde dik. 3. Omuzlar geride. 4. Devam. 5. 6. 7. 8. Son 2. Ve son. Yavaş bırak. Ağırlığı koyduğun yere side lunge, bacakları aç. Şimdi ağırlığı ne yapıyorduk? Bir sağa sola doğru veriyorduk. Hazır. 5, 4, 3, 2, 1 gel. Ver ağırlığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son yavaşça bıraktık. Ağırlıklar genelde hemen sırt üstü yaptık. Bir iç yapıyoruz. Köprü kollar gerildi. Yanına açık parmak uçları kaldırdım. Kalçayı tam yere koymadan hareketi tamamlayacağım. Yukarıda kalça kilitleyecek kendini bir. Gel yukarı iki. Üç. Dört. Beş. 6 yukarıya bak, 7 8 9 ve son yavaşça bırak. Gayet iyi bir solukla. Şimdi 3. setimizi yapacağız. 3. setimizi yaptıktan sonra üst bölgeler. Salla biraz bacakları. Biraz böyle hızlandırılmış tempoda yapıyorum ki bacak kalça kaslarınızı gayet iyi hissedebilin diye. Şimdi ilk hareketten başlayacağız tekrar. Swing'le başlıyoruz. Bir salla bacakları. Belki aralarda biraz daha dinlenme süresini fazla verebilirsiniz siz. Ama bu şekilde yaparsanız hem tempomuz düşmeyecek. Hem bu böyle yağ yakın dediğimiz olay daha hızlı olacak. Çünkü tempo hep yüksek. Hazır. 3 2 1 Gel. Kalça geri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve yavaşça bırak. Şimdi squat'tayız. Hazır. 3 2 1 Gel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağırlığı aşağı indi. Bir salla bacakları. Derin derin nefes alarak. Parmak uçlarını açıp tekrar içeri doğru. Sumo squat'tayız. Hazır. 5 4 3 2 1 Gel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son bir tane daha. Yavaşça bırak. Side lunge'deyiz. Tekrar bacaklarımı salla. Şimdi gel bakalım açlık bacakları. Gövdendik. Araba hareketinden beni daha fazla verebilirsin. Ama şu an ben zaten sallatırken arada neredeyse bir 30 saniye kadar dinlenmiş oluyoruz. Ki bu da bize gayet dinlenmek için yeterli bir süre. Şimdi ağırlığımı sağa verdiğimi sola. Hadi devam. 2. İyice otur derine. 3. Gövdendik. 4. 5. Son 5. Son 4. Son 3. Son
11. Yavaş durarak şu bacakları topladınız. Sağla bakalım. Şimdi sırt üstü yatıyorum. Kollar gövdenin yanına açık. Parmak uçlarını kaldırdım. Bir işle devam edeceğiz. Hazır. 5, 4, 3, 2, 1. Gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yavaşça bıraktım. Dizlerini çek karnına doğru bir. Ufak rahatlat. Şimdi üst bölge hareketlerim var. Birazcık dinle. Sen dinlenirken ben o sırada üst bölgedeki hareketleri göstereceğim. İlk hareketi göstereceğim. Temponu düşürmesi adına. Sonrasında zaten ikinci hareketi sen dinlenirken ben gösteriyor olacağım. Salla bacakları. Şimdi row yapacağım. Row yaparken kalçam geriye doğru verdim. Avuçlarım bana doğru bakıyor. Biraz daha şöyle göstereceğim. Yavaşça avuçlarım bana doğru bakıyor ya. Yukarıya doğru. Dirseklerimi çektiğimde avuçlarım bu sefer karşıya doğru bakacak. Hareketi 10 tekrar yapacağım. Ben bir kez gösteriyorum. Sonra birlikte başlıyoruz. Hazır. 3, 2, 1, gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaş yavaş. Ayak dinleyerek ol, sonra sırt üstü yer bakalım. Arayı göğüs yapıyoruz şimdi. İkinci hareket göğüs hareketi olacak. Sırt üstü yattın, dizler gibi vaziyette. Ağırlıkları al. Kolları yukarı doğru gönderin. Bileklerin lütfen bu şekilde durmasın. Bileklerin olabildiğince düz. Şimdi hafif böyle damlalarımın dışarı kısımları böyle içeri bakacak şekilde çevirin. Dirsekleri bütün gövdenin yanına bütün şekilde indirin ama lütfen yere doğru koyma. Hep yere birazcık bir mesafe kalın. Yukarı tekrar içimi gerçekleştireceğim. Bir kez daha gösteriyorum. Hazır. Şimdi birlikte yapıyoruz. 3, 2, 1 ve gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Yavaşça bırak. Gayet iyi. Şimdi üçüncü hareketini bu sefer dizlerin üzerine gelmeni istiyorum. Dambaları al. Şimdi bir bacağın önde, bir bacağın geride. Bu bacağın dinen şekilde dizin ayaklarıyla paralel olsun ki dengeyi sağlamakta daha iyi ol. Şimdi ağırlıklarını aldın. Gövdenin yanında bir bacak geride, diğer bacağın dengedesin. Ama dizine problem olanlar varsa altına bir yastık koyabilir, yumuşak. Şimdi 8 sağ 8 sol yapacağım. İlk önce sağa başlıyor. Biceps curl yaptım. Sonrasında yukarıya doğru presimi gerçekleştirdim. Aşağıya geldi ve indirdim. Bir sağ bir sol devam edeceğiz. Hadi gel bakalım. 2 3 4 5 6 7 8 Güzel. Son 8. Devam et. 7 6 5 4 3 2 Son bir tane daha. Yavaş it ve bırak. Çok güzel. Tekrar sırt üstü yatıyorum. Gel bakalım. Ağırlıkları yine yanına koy. Sırt üstü geldik. Ağırlıkları tekrar aldık. Şimdi ağırlıkları uzattım yukarıya doğru. Dirseklerimi sabit. Dirseklerimin itibarını hareket edeceğim. Geriye doğru götürüyorum. Ama burada lütfen kafanıza doğru vurmayın ya da düşürmeyin lütfen. Kontrollü bir şekilde indirin. Eğer ağırlık ya da stresin ağırlıksa fazlaysa farklı bir
ağırlığa geçin lütfen. Hazır. Geriye doğru bütün yukarıya doğru için gerçekleşin. 3, 2, 1, gel. Al tekrar yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bıraktım. Güzel, bir dinle. Şimdi 4 tane hareket yaptı toplamda. Bu 4 hareketi 2 set yapacağız ve sonra soğumayla dersimizi bitireceğiz. Tekrar sırt hareketini en baştaki hareketi görüyorum. En baştaki ikinci bölümdeki hareketine başladım. Tekrar kalçayı geriye doğru gönderdim. Sırtını yere koyarak avuçların kendine doğru baktığı kareyi doğru çekerken neydi? Karşıya doğru döndü. Hazır. 3, 2, 1, gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça bıraktım. Şimdi yerlisi sırt üstü yattım. Ağırlıkları aldım yukarıya doğru. Dişte kalan uç taraf içeriye doğru dönüktü. Ve 45 derece gibi düşünebilirsin çünkü tam omuzun yanına indirdiğinde hareketin açısı doğru olmuyor. Hazır. 3, 2, 1 ve gel. Yana indir, yukarıya press. 1, 2, indirdiğinde dirseğin ve el dilin dibine para vermiş. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bıraktım. Şimdi geldik. Biraz hareketini dizlerin üzerindesin. Ağırlıkları aldın. Bir bacağın önünde bu sefer diğer bacağın önünde olsun. Ki sürekli aynı bacağı yüklenmemiş olalım. Hazır. 3, 2, 1, gel. Biceps curl. Yukarı 1. Şimdi diğer taraf gel ve 2. Devam et. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Son 8. 7, 6, devam 5, 4, 3, ay son 2 kaldı, güzel gidiyor, devam et yapabilirsin. Belki 8, 8 senin için fazla, 6, 6 da olabilir. Dediğim gibi tekrar senin kendine göre ayarlayabilirsin. Sırt üstü yattın, tekrar aynı koldayız. Geldi. Hazır. 3, 2, büyük dirseği geriye doğru. Yukarı itiş 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bıraktım. Güzel. Dinlen şöyle kollarını salla. Gayet iyi. Hayli ayaktasın. Tekrar sırtı çekişle başlıyorum. Sonrasında diğer hareketlerimi yapıyorum ve sonrayla bitiriyoruz. Salla kolları. Dinlensinler birazcık yoruldular. Hayli. Gövde tekrar yere pararak hafif gövdeyle doğru getirdim. Kalça geride karın sık unutma. 3, 2, 1, gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bırak. Yerdeyiz. Sırt üstü geldi. Uzat ağırlıkları yukarıya doğru.
Hazır. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yavaşça kollarını yanına indir ağırlıkları ve koydun yere. Şimdi press hareketini yap. Tekrar geldim. Dizlerinizi indireyim. Hazır. 5, 4, 3, 2, 1. Gel. Hop. 1, 2, 3. Devam et. 4, 5, 6. Güzel. 7. Devam et. 8. Elin hala düz aldığına göre devam. 9. 10. Son 6. Son 5. Devam et. Son 4. Son 3. Son 2. Güzel. Son 1 tane daha. Ve yavaşça bırak. Ağırlıkları koy ve sırt üstü gel. Arka kol yapacağız. Yere doğru yaz bakalım. Kolları uzattın yukarıya. Hadi gel. 1, 2. Elinizdeki şu çiz ağır geliyorsa teke düşürüp çift taraflı tutabilirsiniz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça indir. Güzel. Kollar açana böyle bir soluklan, gözleri böyle kapat, bir bacakları salla, bir derin derin nefes al ver. Güzel. Top bacakları. Şimdi sağ dizini çekin kendine doğru. Tut bakalım birazcık, bekle. Şimdi diğer dizi yuttum. O kendine doğru çektiğim ayağım vardı. Onun üzerine doğru attım. Aşağıdaki bacağımı attım doğru. Ve yavaşça kendime doğru çektim. Önce karışık anlattım. İçten tutabilirsiniz. Bu şekilde tutabilirsiniz. Bir eliniz dıştan girecek, diğeriniz içten girecek şekilde. Şu şekilde de olabilir. Yavaşça bırak. Bacağını uzat. Şimdi az önce kendine doğru çekmediğin bacağı, diğer bacağı çek. Uzun olan, yani uzatmış olduğun bacağını büktün. Kendine doğru çekmiş olduğun bacağı üstüne doğru atıyorsun. Ve çek karnına doğru birazcık. Kalçan açılacağını hisset. Şu kalçan şu dış kısmında böyle bir gerginlik var. Yavaşça bıraktım. Kontrollü bir şekilde geldim. Yukarıya doğru. Bacakları öne doğru uzat. Parmak uçlarını çektim kendine doğru. Eğer esneyemiyorsan bir kenara da bir havlu yardımıyla geçirip esneyebilirsin. Şimdi yavaşça. Solda da sağ hangisi de fark, başka fark etmez. Ben şu an sol dizimi büktüm. Diğer bir canlı o taraftan geçirdim, bir yere doğru bastım. Çapraz yani diğer kolumu dirseğimi dizimi itecek şekilde itiyorum. Ve diğer kol geride. Nefes al, nefes verirken başımız hemen yukarıya doğru yükselişi hisset. Diğer taraftayım. Yavaş yavaş.
İki ayak tabanını birbirine bakacak şekilde kendine doğru çektin. Dizlerini olabildiğince yere yakınlaştırmaya çalış, gönder yere doğru bitmesin. Yine yığılmadın. Ayakların oturma sebebi kendini böyle kilitleyip bir köreye doğru çekmen aslında. Bekle. Hiçbir hocam açıldığını hisset. Yavaş bırak. Bacakları kontrolü bir şekilde geriye doğru aldın. Kalçayı gönder. Geriye çürük pozisyondasın. Sol elini geriye doğru al. Sağ elini sol elinin olduğu yere doğru koy. Ve yavaş bir öne doğru gitmeye çalış. Sağ kolu geri aldın bu sefer. Sol elinde sağ kolun olduğu yere doğru gittin. Minik öne doğru gitmeye çalıştın. Bekle. Şimdi gel iki elini uzat ortaya doğru. Omuz genişliğinde açık ve boynunu kasmadın. İki kolun arasından öne doğru çık yani kobra. Bekle. Parmak uçlarını taktın yere doğru. Ben minik geldim, sen gel. Parmak uçlarını fırlaş. Arka bacakları açılsın iyice. Sırtın aynı zamanda. Ellerinle kendine doğru yürüyüp geldin. Ve burada birazcık daha eğer bel fıtığının benzer problemi varsa kontrollü bir şekilde burayı yuvarlamadan yukarıya doğru kal. Ama olmayanlar birazcık aşağıda kalıp bedenini rahatlatsın. Böyle ufak sağa sola gidebilir. Nefes al nefes verirken. Yavaşça yukarıya doğru çıkın. Dersime katıldığınız ve benim antrenmanı yaptığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki fonksiyon antrenman dersinde görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.